Hepimizin hayatında bir çocukluk var ve o çocukluk biz hayatta ilerlemeye devam ettikçe bizim yanımızda kalıyor. O çocukluk 5 yaşında bitmedi, 12 yaşında bitmedi, 18 yaşına geldik diye bitmiyor o. Yanımızda hep. Her yolculuğumuzda, her kararımızda, her yetişkinlik seçimimizde, evliliğimizde, anne baba oluşumuzda, yaşlandığımızda, ölmeden önce çocukluk hep bizde. O çocuğun bazı ihtiyaçları diğerleri tarafından karşılanmamış olabilir. Bizim o çocuğu yanımızda tutup onun ihtiyaçlarını fark edip her yaşta karşılamamız gerekir ki çocukluğumuzu büyütebilelim. Elimde bize getirdiğin bir çocukluk fotoğrafı var. Kaç yaşındasın burada? 11. Bazı ihtiyaçlarının sevilmekle ilgili, değer görmekle ilgili, takdir edilmekle ilgili, onaylanmakla ilgili çok karşılanmadığını duydum ben. Ve bugün sen kuvvetlenmiş aslı olarak burada bu çocuğun o ihtiyaçlarını fark edip ona gerçekten duymaya ihtiyacı olan cümleleri, sevgiyi, teması hissettir isteyeceğim. Şöyle vereyim sana. 50'sinde bir Aslı'dan 10 yaşındaki Kevser'e. Gözlerimdeki ben korkuyu görüyorum. Benim gözlerimde hüzün var. Gerçekten yani görebiliyorum onu. Karanlık yıllar geçecek demek ki çok isterdim. Yaşayacağım acılara rağmen sabret derdim ona. Sabret. O karanlık odalar bir gün ışığa kavuşacak derdim. Ya kendime sarılmayı şu anda gerçekten çok istiyorum. Hayatım boyunca çok az insan sarıldı bana. Hikayelerin içinde anlatırken kendime bakıp bu kadar duygulanacağım hiç beklemediğim bir şeydi. Seni seviyorum. Seni bin kere seviyorum. İyi ki biz buyuz. İyi ki Allah bizi çok güçlü yaratmış. Yaşadığımız acılara rağmen iyi ki bugün böyleyiz. Okumayı o gün de istiyordum. Bugün de istiyorum. Biz ikimiz okumayı hep çok istedik. Ne olur Allah'ım bana o günü göster. Ben diploma aldığım günü yaşamadan ölmek istemiyorum. Şu anda sözel olarak değil de şöyle kocaman sarılmayı çok isterdim ona. Gel şöyle yapalım. Zamanlar bir, o da sensin, sen de osun. Kapat gözlerini ve öyle sarıl kendine. Ona sarılır gibi sarıl kendine. Şöyle sarılırdım herhalde. Sarıl. Korkma. Korkma. Kokumu duyuyorum. Sadece ben ona sarılmıyorum ki o da bana sarılıyor. Hissediyorum. Çok güçlendim. Artık hiç kimse canımı acıtamıyor. Ne fiziksel olarak ne duygusal olarak. Canımı acıtan herkes hayatımın dışında. Artık güçlüyüz. Kimse bizi dövemiyor. Kimse bizi acıtamıyor. Kimse bana artık hakaret, şiddet uygulayamıyor. Ve onlara uygulamak isteyenlere de o kadar güçlüyüm ki her türlü cevabı verebilirim. Fiziksel olarak da kanun karşısında da her anlamda ben güçlüyüm ve kendimi seviyorum. Ne güzel söyledin. Açabilirsin istediğin zaman Aslı. Hem bu çocukluğu hem karşımdaki kadını dönüştüğünüz hal için seni gerçek anlamda bir kutlamak istedim. Hayat kutlamaktır bazen de. Az ya da çok yarasız çocukluk yok. O yüzden de çoğumuzun çocukluğu başka yaralardan destek istiyor. Büyüyoruz ama bazen hayatın içerisinde oralara dönüp kendimize sarılmanın ya da destek vermenin, seni seviyorum diyebilmenin yollarını da buluyoruz hayatta. Bunun nasıl yapıldığını kendi öykünde şu an bize o kadar güzel anlattın ki.
Fotoğraf sende. İstediğin zaman yapabilirsin. Fotoğraf hadi bir tarafta. Zaten çocuk sende. Kırılığa kırılığa güçlenme hikayesi seninki. Biz bu arada bu çalışmayı yapmadan önce biraz üstüne de konuştuk. Programdan önce destek sistemi başladı. Sen zaten uzun yıllar terapilerden geçmiş birisin. Evet. Ama bunu ekran önünde anlatmak başka bir şey. Başka bir korunak istiyor. Evet. Biz de onun için yanındayız. Programda devam ediyor aralarda. Sevgili meslektaşım İnanç da burada. Programdan sonra da devam edecek. Yan yanayız.